Hoş geldin. Ya yoğun bir gündü. Acayip içerikler konuştuk, ettik. Şimdi sizin tarafla ilgili de Bayağı merak bir gelişme ediyorum, var. sayılar ne oluyor, ne bitiyor. Bu arada Mustafa'yı da dinledin, senin de ilginç gelen konulardı diye tahmin ediyorum, BDDK tarafı. Tabii. Ama ben şimdi şuradan başlamak istiyorum. Bir kere bir yatırımınız vardı Aktera. Bir onunla ilgili bir hafızaları bir tazeleyelim. Burada hatırlayamayanlar veya kaçırmış Tabii. olanlar olabilir. Bir onunla ilgili bilgiyi alayım. Yani onu bir güncelleyelim herkesi. Neydi o yatırım, ne olmuştu falan. Hemen arkasından bir de bize bir 2021 nasıl geçti? Mümkünse sayı birazcık Tabii. paylaşabilirsen Paylaşabildim mi? devam edelim Tabii. sonra. Şimdi az önce Mustafa Bey'le zevkler dinledik. Biraz önce de sohbet ediyorduk beraber. Çıkarken sorduğum soru şuydu. Metaverse'te lisans kapsamında olacak mıyız? Lisans alacak mıyız? Onu ayrıca konuşuyor olacağız. Aktera yatırım, evet, bizim uzun zamandır 1,5 yıldır üzerine çalıştığımız bir yatırımdı. Aslında Aktera olarak başlamadı. Biz PTR olarak 2009 yılında kurulmuş bir şirket olarak, bir ödeme kuruluşu olarak oldukça karlı ve iyi bir şekilde büyüdük. Dolayısıyla bir nakit ihtiyacımız yoktu ama bizi 2025 vizyonuna taşıyacak bir güçlü ortağa ihtiyacımız olabilir diye biz hafiften pencereye yaptık, araladık. O dönemde 23 tane yerli ve yabancı yatırım şirketiyle ve ödeme kuruluşuyla konuştuk. Bunların içerisinde işte aynı dili konuşabileceğimizi düşündüğümüz shortlist'te 3 tane şirket bıraktık. Ve yollarımız nihayetinde Aktera tarafıyla kesişti ki Türkiye'nin en büyük özel girişim sermayesi fonudur ki getirdiği fonlar da aslında tüm dünyanın muteber sayılabilen fonlardır. Amacımız şuydu, biz hep şunu söylüyoruz. PTR oldukça iyi bir şekilde büyüdü ve büyümesine devam edecek ama 2025 vizyonunda biz Türkiye'den neden bir unicorn çıkarmayalım, bir fintech unicorn çıkarmayalım? Bu sadece PTR için değil, aslında PTR'ın dışındaki değişik alanlarda faaliyet gösteren lisanslı kuruluşlar için de geçerli. Ama biz PTR olarak vizyonumuzu şunu düşünerek yürüttük. Dedik ki PTR'ın en kuvvetli kası sanal fotoğraf. 2009'dan beri baktığımız zaman PTR en iyi bildiği tarafta, sanal fotoğrafında güzel büyüdü. İstekleri çok iyi gördü ve ona yönelik ürünleri ve hizmetleri çeşitlendirdi ve kabullendi sektör tarafından. Ama geldiğimiz noktada bize müşterilerin ihtiyacı olan diğer taraflar, yani yüzde satışlarda fiziki post dünyası, elektronik para dünyası, işte açık bankacılıkla ilgili ihtiyaçlar. Dolayısıyla bizim bu alanlarda girme ihtiyacımız ve zorunluluğumuz o dönemde şey yaptı, ortaya çıktı. Bütün bunlar bir araya geldiğimiz zaman bir yatırım almak ve yanımızda bir kuvvetli ortakla 2025'e yürümek daha mantıklıydı. Bu yüzden Aktera ile bir araya geldik. İşte uzun bir DD sürecinin sonunda da el sıkıştık. 5 aylık bir Merkez Bankası onay sürecimiz sürdü. Nihayetinde geçtiğimiz ay closing'i de yaptık. Dolayısıyla şu anda Aktera PTR'ın %60'ına sahip, daha kurumsal bir yapıyla PTR'ı destekleyecek ve çok yönlü fintech olma noktasında bizleri yüreklendirecek, yöneltecek bir adımla aramızda. Ne var bunun içerisinde derseniz, az önce bahsetmiştim, bir çok yönlü fintech stratejisi içerisinde fiziki post dünyasına girmek var. Bunun yanında elektronik para dünyasına girmek var. Açık bankacılıkla ilgili kısımlar var ama dijital banka olmak yok. Biz dijital banka olmak gibi bir niyete sahip değiliz. Biz fintech olarak sahanın ihtiyaçlarını bir şekilde en iyi bildiğimiz yöntemle ve müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde kavrayarak nasıl sunabiliriz noktasındayız. Bu da şuna geliyor artık. Biraz daha böyle biz yine müşterilere, işletmelere hizmet sunan yapıda önümüzdeki yıllarda yürüyor olacağız. Tabii ki gönül şunu istiyor. 2023 ve sonrasında PTR'ı yurt dışına açalım, PTR'ın da yurt dışındaki faaliyetlerini ayağa kaldıralım şeklinde şeyler de var, görüşler de var. Bu noktada yine Aktera'dan yola çıkarsak, sevgili Mehmet Sezgin, payment dünyasının en büyük, hani en bilinen isimlerinden, Garanti Bankası'nın, YOSAŞ'ın kurucularından, Garanti Bankası'nın genel müdür yardımcılarından Mehmet Bey aramıza katıldı. Onu ikna etmek oldukça zaman aldı. Onun da katkısıyla biz 2025'te bir fintech unicorn'u çıkartacağımıza gönülden inanıyoruz. Tabii ki bunu hep soru geldiği için söylüyorum. Tarık Tombul tek başına yapmıyor, bunu ekip yapıyor. 86 kişiyiz. 86 kişinin her birinin burada çok ciddi bir emeği var. Hep beraber yapıyoruz. Şimdi Aktera tarafının yönetim kuruluna sokmuş olduğu kişiler ve Mehmet Sezgin'in de katkısıyla ben artık bunları daha rahat, daha hızlı bir şekilde 2025 vizyonunda yapabileceğimizi söylüyorum. Bu arada yani
büyüklük konusunda bilgi verirse, yani ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz de, böyle yenilikler varsa yakın tabii zamanda ki paylaşabileceğim. Rakamlar dönelim. Bizim aslında 2021 başındaki koymuş olduğumuz hedef şuydu. Biz önceki yıl 3 milyar TL ile kapattık hacim. Bu yıl için de %100 yine büyüyeceğiz. Çünkü önceki yıllarda hep %100'ün üzerinde büyüdük. Ve işte TOB'un Türkiye 100 listelerinde yer aldık ama 2021 yılının biraz pandeminin etkisinin hafifleyeceği ve işte rekabetin de artacağı bir dönem olarak görerek planlamalarımızı, bütçelerimizi 5.6 milyar TL yaptık. Yani %100'ün biraz altına tuttuk. Ama bugünkü geldiğimiz nokta, bugün ayın 14-15'i. Evet, ya bir 15 gün var önümüzde. Bugünkü run rate bize şunu söylüyor. Biz çok kuvvetli muhtemel 2021'i 6,5 milyar TL'li kapatacağız. 55 bin üzerindeki işletmeye hizmet sunarak kapatıyor olacağız. Bütün bunlara baktığı zaman aslında o başarı hikayesini yaratan ekip her birinin katkısıyla bu rakamlara ulaşıyoruz. 2023'te ne yapacağız derseniz, yine %100'ün üzerinde büyümeyi hedefliyoruz ama oradaki ekibimiz biraz daha konsörünümüz. 2023 biraz daha rekabetin çok daha çetin olacağı bir dönem olacak. Çünkü birazdan yine konuşuruz. 56 tane ödeme kuruluşu var. 20 tane içeride ödeme lisansı bekleyen kuruluş var. Dolayısıyla 70'in üzerinde bir kuruluş içeriye giriyor olacak. Ve rekabetin yoğun olduğu bir dönemde ister istemez hacimlerde de belki ekonomik konjonktürün gelir getirdiği noktada hacimlerde de biraz beklentimizin altında kalabiliriz diye düşünüyoruz. Ama en iyi bildiğimiz şey, yani müşteri ihtiyaçlarını okumak ve ona yönelik hizmetler sunma anlamında hiç hız kesmeyeceğiz. Bugün işte pazarlama ekibimiz lansmanını bu hafta içerisinde tamamlayacak. Softos teknolojisini Türkiye'de ilk defa ödeme kuruluşu olarak rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sevgili Mastercard'ın ve Protel'in destekleriyle, yardımlarıyla, çözüm ortaklıkları ile bugün telefonları, Android telefonları ve tabletleri POS cihazına döndürmüş durumdayız. Neden? Bu bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı biz çözüm ortaklarımızla ve Mastercard gibi bir şirketin de desteğiyle bu hafta içerisinde artık müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu alandaki özellikle SME kategorisindeki müşterilerin en çok istediği şeylerden bir tanesiydi. Dolayısıyla buradaki boşluğu da doldurmuş oluyoruz. Tabii ki fiziki post dünyasında yapmak istediğimiz şeyler de var. İşte VUC 507 kapsamındaki Android postlar var. ÖKC hala ödeme kaydedildiği cihaz post isteyen müşterilerimiz var. Bunlar yönelik de bir planımız, projemiz var. Yani 2023-22'nin ilk yarısının sonuna kadar biz hem e-para tarafında hem de fiziki post dünyasındaki bu ürünleri ayağa kaldırmış ve hizmete sunuyor olmuş olacağız. Planlar güzel aslında. Bakalım bunları yine ekibin de katkısıyla yapabilirsek. Bu işin en kıymetli tarafı rakamlar değil bana göre. O başarı hikayesi ve o has. Ben öğlen geldim sabah, biraz Fintech Time'in şeyiyle takip ettim konuşmaları. Ya bizim en çok dediğimiz şey şuydu. Ya evet, başarı mutlaka gelir ama ekip hep beraber koşuyor ise, bir başarı hikayesi yazabiliyorsanız ve bunu gururla anlatabiliyorsanız zaten rakamlar ve yatırım peşinden geliyor. Aktera yatırımı ile ilgili yine son bir noktayı söyleyeyim dilerim müsaadenizle. Çok iyi bir zamanda yapmışız. Çok doğru bir zamanda yapmışız. Dolayısıyla da ben ilk yatırım alma konusunu 1,5 yıl evvel içeride konuşurken açık söyleyeyim, şeffaf söyleyeyim, bunu düşünmemiştim. Ama bir yatırıma ihtiyacımız olduğunu dile getirmiştim sevgili Yiğit'le beraber. Onun da vizyonuyla, ekibin de katkısıyla herhalde İzliko'dan sonra Türkiye'nin en büyük başarı hikayesidir yatırım alma anlamında. O yüzden de mutluyum, gururluyum. Burada rahat rahat anlatabiliyorum. Ne mutlu bize. Şey söyleyeyim son olarak, yani aslında sen gerçi hedeflerden bahsettin, yani 2022 için bazı şeyler söyledin ama genel olarak ben sana sektörü, yani sektör anlamında da yani nasıl görüyorsun, neler olacağını bekliyorsun, sizin taraftan da gene eklemek istediklerim varsa almak isterim. Genel olarak böyle bir senden, yani PTR'ı söyledin ama işte birazcık daha eklemek istediğin olsa bir de sektör için bir 2022 belki hedef söylersin. Bu sene 6'yı geçtiğinize göre seneye herhalde 10'a geleceksin. Hemen söyleyeyim. O en basit olanı 11 civarında bir rakamla kapatacağız. Ama sektörde ne olacak derseniz, ben 2022'de bir konsolidasyon bekliyorum. Neden? Mevzuat değişti. Oraya bir takım teminatlar geldi. Yönetmelikte işte yeni lisanslarda ilave maliyetler geldi. Hacminiz doğrultusunda, müşteri sayınız doğrultusunda içeri koymak zorunda olduğunuz teminat yapısı değişti. Dolayısıyla eskiden 1 milyon TL'ye fatura ödeme lisansı alıyorsanız şu anda alamıyorsunuz. İşte eskiden 5 milyon TL'ye e-para kuruluşu alabiliyor iken şimdi 13-18 milyon gibi rakamlar ve üzerine ekleyeceğiniz rakamlar olmak zorunda. Dolayısıyla yeni girişte bir bariyer oluşacak. Bu biraz olumsuz algılanabilir ama Mustafa Bey'in dediği şey, bir şey vardı burada. Paraya dokunuyorsanız ve sektörü etkiliyorsanız bu olmak zorunda. Dolayısıyla ben yeni girişlerin biraz daha azalacağını sektöre 2022'den sonrasında. İçerideki
sektördeki oyuncuların da bir şekilde birleşmelerle ya da konsolidasyonla artık bu sektörün 2023'te oturacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'deki banka sayısı belli. Ama ödeme ve para kuruluşları sayısında işte 80'li rakamlar telaffuz ettim. Böyle bir hani çok oyuncunun olduğu bir sektör bana göre yok. Hep şu örneği veriyoruz. Ya yani fintechlerin o rüzgarı, ödeme kuruluşları rüzgarı bir dönem oldukça şey hittir, rağbet görüyordu. Çiğ köfteci örneğini veriyorduk. İşte her tarafta çiğ köfteci açılıyordu. Şimdi içerideki şeylere bakıyoruz. Hani lisans almak için ticaret siliyle sonuçta ödeme ve para kuruluş lisansı hani isimden dolayı şirket kurmanız gerekiyor. Onlara bakıyoruz. Yani öyle isimler var ki ya diyoruz ki bu ne yapacak? Hani neden lisans alma ihtiyacı duyuyor? Hani neyi eksiği kapatacak? Bana mantıklı gelmiyor. Hani açıkçası tabii isim vermeyeyim şimdi ama diyorum ki ama işi doğru yapanlar da var. Hani belli bir noktadaki ihtiyacı görüp ona işte niş hizmet verecek olanlar da var. Bunlara hani kesinlikle destekliyorum. Olması lazım. İşte Ferhatlar burada, Tolkien yapıyor, yapacak bunu. Gayet güzel. Oradaki boşluğu da şey yapıyor. Rekabet getirir, rekabeti güçlendirir, hepimizi çevik tutar. Bunlar olması gerekiyor. Ama bana hani sadece lisans almak için şirket kurup ve sonra sahaya girdiği anda yani ne yapacağını bilmeyen şirketlerin lisans başvurularının önümüzdeki biraz daha artık böyle azalacağı hissiyatı veriyor. Umarım 2022 biraz da bu hani ekonomik konjonktürün etkisi şey yapmaz, çok fazla bizleri yormaz. Çünkü sektördeki bir kötü algı bütün sektörü etkileyecek. Bu dönem en çok korktuğum şeylerden bir tanesi de hani risk yönetimini iyi yapamayan şirketlerin batması. Maalesef o hepimizi olumsuz etkileyecektir. O yüzden buradan naçizane tüm risk yönetimi ekiplerine biraz daha 2022 için çok daha dikkatli olmalarını tavsiye edeyim eski bir riskçi olarak. Ya çok güzel konuştun, çok da güzel özetledin her şeyi. Teşekkürler bizimle olduğun için. Ne demek? Günün son oturumunu seninle yapmış olduk. Seninle birlikte de günü kapatıyor olacağız. Teşekkür ederim. Keyifliydi. Çok sağ ol. İyi oldu seninle sohbet etmekte. Uzun zaman olmuştu. Evet. Ben de güncellemiş oldum. Özlemişiz. 2022 hedeflerinize de başarılar şimdi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Burada ben ekibi alkışlamak istiyorum.